Berk açmıyor aramalarımı hala. Doruk da benim. Gerçi açsalar ne olacak, ne diyeceğiz? O da doğru. Biz nasıl toparlayacağız bu işi Asiye ya? Bak bu daha birinci gün. Bu çocuk hep böyle eziyet mi çektirecek bize? Bilmiyorum Aybike. Ama Doruk ve Ömer'e yalan söylemek beni çok üzüyor. İçimi huzursuz ediyor yani. Bir de onlara defalarca yalan söylememe üzerine nutuk çektim. Şimdi içine düştüğüm duruma bak, şaka gibi. Olcan'la Berk de duysa çıldırır bence. Bizim yarım bıraktığımız işi tamamlarlar bak. Boğarlar yani çocuğu. Evet vallahi ben de ondan korkuyorum. Yani bütün bunları Emir'in yaptırdığını öğrenseler var ya, canını okurlar, ellerini alamayız. İşte o yüzden susacağız galiba. Emir'in dediklerini yapacağız ve susup oturacağız. Aybike! Aybike, annen evde mi? Evet. Tamam, iyi. Annemle babam gündüz birbirine girmiş de. Bir gidip bakayım. Ne oldu, niye kapışmışlar? Gönül'ün flörü çıkmış evden. Annem ona çıldırmış. Nasıl yani, Gönül Hanım hiç size geldi mi? Ya yok ya. İki kere yemek getirdi bizi, o ara düşürdü herhalde ama annem tabii inanmıyor asla. Neyse şimdi kadın da gece gece koşarak geldiğine göre yeni bir şey var demek ki. Bir gideyim bakayım. Tamam bak sen. Dur. Götürsen de belki Ömer'ler yer. Sağ ol. Hayırdır İlmiye, ne dikiliyorsun öyle ayakta? Otur, anlatsana. Ne oldu senin kız yüzün? Bembeyaz olmuş, hortlak görmüş gibi. Ne oldu İlmiye abla? Niye bakıyorsun öyle? Yok bir şey. Yok bir şey bacım, yok. Benim çocuklarımdan saklayacağım bir şey yok ki. Gel otur anlat. Orhan abi o kadının evinden çıkarken gördüm. Ne? Gönül'ün evinden mi? He. Ondan. Demin çıktılar. Böyle kol kola ha diye bir de gülüyorlardı. Ahlaksızlar. Hırsızlar. Kadarım ayıp olmuyor mu ya? Neyin ayıbı? Ne ayıbından bahsediyorsun Olcan? Babam beni kadınla çatır çutur boynuzluyor. Geceleri onun evinden gül oynaya çıkıyor. Ben mi ayıp ediyorum? Ben mi ayıp ediyor oluyorum? Ha? Olcan cevap versene. Ahlaksızlar. Ar düşmanları. Ah Orhan ah! Bunca yıllık emeğimden sonra bana bunu da mı yapacaktın? Anneciğim belki bir sebebi vardır oradan beraber çıkmalarının. Bir yanlış anlaşılma falan vardır belki. Olamaz mı? Ne yanlışından bahsediyorsun Aybikese? Gündüz'ün kadını aha tam da burada fularını buluyor. Ondan sonra kadınla fingir diye fingir diye evinden çıktı. Ne yanlışından bahsediyorsun? Kim verecek bana bunun hesabını? Hiç kimse. Tut şunu bacım. Nereye gidiyorlardı? Lokantaya galiba. Yani o yöne doğru gittiler. Madırım acaba diyorum yarın mı gitsek? Yani gece gece bilemedim şimdi. Otur oturduğun yerde. Anneciğim biz de gelelim. Bak hep beraber dördümüz otururuz konuşuruz sakin sakin. Neyini konuşacağım? Neyini konuşacağım ben hakkında? Oturun oturduğunuz yerde ananızı bekleyin. Ver şunu bacım. Hadi yürü gidiyoruz. Hadi yürü bacım. Daha da karışacak her şey şimdi. Keşke durdurabilseydik annemi. Ben artık karışmamaktan yanayım. Ne olacaksa olsun bence. Orası öyle. Olcan. Babam gerçekten annemin dediklerini yapabilecek birim ya. Yok evinden çıkmış, yok yatak odasına girmiş. Babamdan bahsediyoruz burada yani değil mi? Ben de öyle düşünüyordum ama... sanırım annem haklı. O ne demek? Ben bu sabah onları sarılırken gördüm. Ne? Dükkana uğrayacaktım ya babamın yanına. O ara gördüm ama onlar beni görmedi. Ne oldu sonra? Gidip konuştun mu babamla, ne dedi? Cık, gidemedim. Zaten gidip de ne diyecektim ki? Kızım babam çok mutluydu. O ne demek ya? Gülümsüyordu işte. Uzun süreden sonra ilk defa adamın yüzü gülüyordu. Gidip de böyle canını sıkmak istemedim. Kaçtım işte.
anneme de işte akşam uğrarım dedim ama ödem ödev deyip işte kaynattım konuyu. Yalan söyledim. Ya ne diyecektim ki zaten? Babam o kadınla gayet mutlu mu diyecektim? Diyemedim. Keşke söyleseydin bana. Ne yapardım bilmiyorum ama keşke bilseydim bunu yani. Kızım sen dünden beri bir garipsin. Kafan sanki böyle bambaşka bir yerde. Berke bile manyak manyak şeyler yapıp duruyorsun. Beni mi dinleyecektin? Şu yarışmadan kazandığınız para elimize ulaşsa da kadına olan borcumuzu ödesek. Madrim onu da duyarsa var ya. Mahveder bizi. Al canım, afiyetle ersiniz. Annenlere de çok selamlar. Sağ ol Gönül abi, akşamlar. Ahlaksız Orhan! Orhan! Adamsan çık dışarı! Ne oluyor ya? Ne oluyor Şengül, ne oluyor? Ya rezil ettin gene bizi millete ya. Ne oluyor? Delirdin mi sen ya? Delirdim. Beni sen delirttin. Hadi benden utanmıyor. Sende hiç evlat mevhumu da mı yok? Boyun kadar iki tane çocuğumuz var. Bu kadar mı gözünü döndürdü bu kadın senin? Ya kimsenin bir şeyi döndürdüğü yok. Ne diyorsun sen ya? Ha yok yok. Ben aptal mıyım Orhan Efendi? Ha? Dost hayatı yaşadığınızı biliyorum. Karın seni evde beklesin. Sen bu kadının evine gir çık geceleri. Yakışıyor mu sana? Bu yaşımda bana bunları da yaptırdın ya. Yazıklar olsun. Gene yanlış anladın ya. Bak yine her zaman olduğu gibi her şeyi yanlış anladın. Bu ateş böyle yanıyor ya. Sen de beni böyle yaktın işte Orhan. Ama dur, ben de senin kül olduğunu izleyeceğim. Seni bitireceğim. Bitireceğim seni Orhan. Sen delirmişsin ya. Vallahi bak, sen iyicene kafayı yedin. Ya sen fitliyorsun bunu, ha? Al götür şunu bir doktora ya. Al götür bir psikoloğa falan götür bunu. Bu deli ya, bildiğin deli. Götür bir psikoloğa. Sen beni hor görüyorsun ya. Mahallenin diline düşürüp kerefimi iki paralık etmek istiyorsun ya. Ben sana yapacağımı biliyorum. Herkes ayağını denk alacak. Herkes ayağını denk alacak. Yürü. Lan yürü git, ne yapıyorsan yap ya. Elinden geleni ardına koyma hadi. Tamam tamam, boş ver ya, uğraşma. Bak yine her şeyi yanlış anlamış işte. Ya Gönül baksana şu hale ya. El halime rezil, rüsva olduk resmen gene. Ay neyse, dükkan yanacak vallahi, ben bir su getireyim. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.